Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Hearts of Iron 4 No Step Back DLC'sini incelemeye başlayacağız. İlk inceleme videosunu çekmiştik. Yeni özellikleri anlatmıştık. Yeni National Focus'lara genel olarak bir bakmıştık. Şimdi de campaign'i deneyelim bakalım. İlk campaign'imizi yapalım bakalım. Almanlara karşı ülkemizi savunabilecek miyiz? Sovyetler Birliği olarak. Evet, supply line şeklinde kaynak akışı, kaynak trafiği gibi bir özellik var. Komutanların doktrin özellikleri var. Artık tankları da özelleştirebiliyoruz. Yani özelleştirebiliyoruz derken tanklara upgrade yapabiliyoruz. Güzel özellikler var. Ne olduğunu göreceğiz. Evet, tabii bir süredir oyunu oynamayınca unutmuşuz. Şimdi ilk National Focus'umuz acaba ne olacak? Şurada Path of Marxism Leninizm'den mi başlayalım? Yoksa şuralardan mı gidelim? Eskisi gibi tasfiye muhabbeti bitti. Şurada yol çalışmaları falan var. Bence biraz political power'a ihtiyacımız olacak. Infallible teachings of Marx, Engels and Lenin have lifted our nation from deepest backwardness to technological and industrial equality. It will be the deepest folly to change direction now. The invincible banner of the workers' liberation marches ever onwards, diyor. Evet. Marx, Engels ve Lenin'in yıkılmaz fikirleri ülkemizi teknolojik ve endüstriyel eşitliğe getirdi. Şimdi İşçilerin özgürlüğünün bayrağı sallanacak tepemizde falan filan. Evet, gaz veriyor. Önemli olan benim için political power. Şimdi biraz sivil fabrika basarak işe başlayalım. Infrastructure'ın sanki işareti değişmiş ikonu. Moskova'da bir tane. Orel'de bir tane. Onun dışında şuraya da bir sivil fabrika yapalım. 3 sivil fabrika başlayalım. Teknoloji. Tamam. Evet, birazcık tabanca olayları, tüfek olayları. Light tank, truck, kamyon. Kamyon da işimize yarar. Şimdi şu fighterlar benim genellikle eksik kalıyor. Stratejik bomber'ı geçiyorum. Onun yerine ben her zaman interwar bomber alırım. İleride de bunu şeye çıkartırım. Close air support, kasa çıkartırım. Şimdi durumlara bakacağız. 10 tane de lastik gerekiyormuş. Lastiğimizi Dutch Indies'den mi alalım? British Malaya'dan alalım. Outdated equipment. Series Suçka. Tamam, bu tamamlandıktan sonra yapacağız. Otomatik bir yerlere o yerleştirsin. Şimdi ilk başta düzenlememiz gereken çok fazla şey var. Sovyetlerde bir de kaynak muhabbetleri var. Şurada mesela supply işareti çıkıyor. Motorization level, upgrade railways, allied supply falan bir özellikler geliyor. Çok ne olduğunu bilmiyorum ama şöyle bir düzeltmeye çalışacağız. Ben şimdi şöyle yapıyorum genelde. Şuradaki adamları mesela otomatik alıyorum. Kaç? 36 mı? Ha, 12, tamam. Şöyle bir yerleri belli olsun. 24'ünü Polonya sınırına. On dokuz tane diyor. 19'u da şöyle yarısını seç buraya. Şunu Litvanya tarafına, bunu bu tarafa. Finlandiya tarafında 4 tane bekliyor. Finlandiya daha önemli aslında. Şuradan bir tanesini buraya taşı. Şuradan da
İki tanesini taşıyalım. Birazcık da oyunu unutmuşluğumuz da var şimdi. 13. Bunu Romanya tarafına. Şimdi önce bir yerleri belli olsun diye bir şeyler yapıyorum. Sonra düzelteceğim. Gatov. Şuraya gelin abi. Siz de Mançuko sınırına gelin. Şimdi bunları düzenlemek var. 24 tane birliğimiz Polonya sınırında. 12 tanesi burada. 7 burada. 9 burada. Şimdi bunların başına bir tane mareşal atayalım. Mareşallerimiz kimler var? Tukaçeski var. Şimdi artık şeyler var. uzmanlıkları var, doktrinleri. Mesela Messesalt, kitle halinde saldırının uzmanıymış. Yegorov, defans uzmanı. Ordu manevrasında Vasily Blücher var. Voroshilov var. Budioni var. Budioni nerede? Budioni'nin bir özelliği yok. Pekala. Tukaçevski ile başlayalım. Tukaçevski şey oluyordu herhalde. Tasfiyelerde uçuruyorlardı Tukaçevski abi. Şimdi Polonya sınırına Zukova'yı verelim. Bunlar kimdi? 12 yukarı taraf. Şimdi Ivan Konev. Çok fazla şu an çok fazla dikkat etmeden verelim. Bunları değiştireceğiz, düzelteceğiz. Shaposhnikov Finlandiya sınırında olsun. Romanya sınırına gidecek adamımız Vatutin olsun. Evet, bu adam Timoshenko. Evet, Mançurya tarafında da Govorov daha iyi gözüküyor. Pekala, şimdi batı sınırındakileri kimdi bu? Tukaçevski miydi? Tukaçevski'ye bir verelim. Tamam. Bu da Romanya'da aslında. Romanya'da olduğu için o kalsın. Şu ikisine de bir mareşal atayalım. Bu mareşal de Yegorov olabilir. Career Officer. Bu ne? Organizer. Organize gerekecek. Blücher olsun. İyi bakalım. Bir de şuradan upgrade yapabiliyoruz. Assaulter. Organization first. Karizmatik. Yani assaulterlık bir şey olacak mı bilmiyorum. Organization first. Bu upgrade'ler de bug olayı halen duruyor mu ya? Veya ne olduğunu tam çözememiş de olabiliriz. Peki yani halen gruplandırılmamış asker var. Kim bunlar? 36. What? Bunlar kim ya? Bu 36'yı da buraya görevlendirelim. Asıl burada olacak olan eleman bu. Hatta bunu da buraya alalım. Bu adam da önemli. Meretskov olsun. Evet, düzenlemek başlı başına bir işkence. Şöyle adamlara dağıtalım. Fazla olanları. 27. 3 tane daha dağıtalım. Bunu da şöyle verelim. Pekala. Şunları çıkaracağım. Tamam. Romanya'daki, Polonya'daki, batı sınırındaki adamlar Tukaçevski'ye bağlılar. Logistic Wizard. Fast Planner. Şu anda tam hakim değilim bu olaylara. Upgrade olaylarına ama bakıyorum. Bu ne?
Alexander Vasilevski. Shaposhnikov. Bunlar da yine Baltık ülkelerindeki elemanlarımız. Alexander Yegorov. Yoldaş Yegorov'un komutanlığına girsinler. Defender verebilirsek bunları vereceğiz. Pekala. Burada da şöyle bir upgrade edilmesi gereken var. Okey. Şu an hazır gibiyiz. Oyunu hızlandırıp bakacağız. Ha bu arada... Karadeniz'deki birliğimiz Sergey Gorishkov. Baltıklarda bizim Golov komusu olsun. Şurada da Murmansk'ta da Oktabirsk olsun. Başka da deniz kuvvetim var mı bilmiyorum. Bakalım. Ha, Vladivostok'ta var. Japonya tarafında. Levchenko olsun. Komutanları ayarladıktan sonra gerisi kolay. Okey. Tamam. Şimdi kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri hazır. Hava kuvvetlerimiz Moskova'da var. Minsk tarafında var. Kiev tarafında var. Officer Corps'ta tabi bunlar political power'la falan gelecek şeyler. Onlara bakacağız. Onun dışında NKVD'yi kuralım. Casusluk olayları da önemli. Resistance yoktu hatırladığım kadarıyla. Yani güzel. Pekala. Şimdi bu bize neyi getirmişti? 25 miydi? 25 political power getirmişti. Bundan sonra Stalin'le savunmaya devam edeceğimiz için ilk oyunda. Bakalım eskisine göre neler var. Hem de oyuna alışmak için. Stalin'le devam edeceğiz. Merkez. Evet. Politbüro'yu ekliyor. Günlük komünizmi 0.05 artırıyor. Political power 25 veriyor. Stability %5 artırıyor. NKVD'nin Pograniçaya Divizya programını sağlıyor herhalde. Ne yapıyor bu? Kendine ait birimleri üretebiliyor veyahut da disband edebiliyor, kaldırabiliyor. Pekala. Yoldaş Stalin her zaman ulusumuzun en büyük savaşçısı olmuştur. Devrimin ve daha geniş, bundan daha fazla şeyin geleceğini ona bırakıyoruz. Stalin'in eline bırakıyoruz. Hadi bakalım. Stalin'le devam. Yoldaş Stalin. Ülkemizin geleceğinin kurtarıcısı Stalin. Pekala. Events and Decisions'a bakalım. Şimdilik bir şey gözükmüyor. Bu paranoya ekranı falan geliyordu. Biraz baktım. O nedir ne değildir ona da bir bakacağız. Herhalde ileride olacak. Ülkeyi bir an önce endüstriyel açıdan güçlendirmemiz lazım. Kendi gücümüzü de sağlamlaştırmamız lazım. Promises of Peace ile işimiz yok. Barışçıl bir politikayla işimiz yok. Şu komutan yeni. Vasily Blyoker. Tukhachevski var. Tukhachevski'yi uçuruyorlar tasfiyelerde. Yegorov da yeni bir komutan. Doğu tarafı çok fena ya. Şu Japonya tarafı var ya. Supply yönünden aşırı sıkıntılı. Counter Intelligence. Yavaş yavaş başlayalım politikalarımızı geliştirmeye. Casusluk ağı da oradan devam etsin. Sene 1936, Mart ayı. Sovyetlerde işler güzel gidiyor.
Pekala. Rinland'ı yaptı. Bu arada bu ikisi kısa mı sürdü? Almanya bir tane Rinland'ı yapana kadar ben iki tane yaptım. Kaç gün sürdü bu acaba? Pekala. Merkezi yaptık. Bakın political power'ımız da arttı. Şimdi. Buradan da devam edebiliriz. Şuradan bazı yenilikleri de yapabiliriz. Ama ben öncelikle politik bir güç istiyorum. Politik power'la advisor'larımı atamak istiyorum. Bu nedenle şuraya bakacağız. Bir ülkede sosyalizm ve Stalin anayasası. Bir ülkede politizmde politbüroyu modifiye ediyorsunuz. Politbüro şuradan falan çıktı mı? Burada politbüro gibi bir seçenek çıkıyor mu? Yok. Şurada politbüro diyor. Evet, günlük komünizmi arttırıyor. Bir ülkede komünizmde politbüroda ideolojik drift defans veriyor. Komünizm support'unu arttırıyor. Defensive for penalty stability modifier. Eskiden işte komünizmi ideoloji olarak arttırmak çok önemli değildi. Çünkü gerçekten yüksek bir destek vardı ama şu an iç savaşlar vesaire olacağı için ideoloji de önem taşımaya başladı bu No Step Back DLC'sinden sonra. Stalin anayasası var. Şu bir ülkede komünizmde ne diyor? Dünya devrimi bizim temel amacımız olarak kaldı. Ancak bununla birlikte bilimsel olarak işte kanıtlandı ki sosyalizmi ülkemizde kurmalıyız. İşçilerin özgürlüğü dünyanın diğer yerinde ertelenebilir diyor. Çünkü biz yıkılırsak dünya komünizmi yıkılır diyor. Burada ne diyor? 1924 Anayasası sivil savaş, iç savaş yani şeyden sonra 1917 devriminden sonraki o beyaz ordu, kızıl ordu arasındaki iç savaştan sonra devleti organize etmek konusunda iyi bir teşebbüstü diyor. Amacına hizmet etti diyor. Ama yeni bir anayasaya ihtiyaç var şimdi diyor. Yoldaş Stalin'in çalışmalarıyla diyor daha güçlü, daha güvenilir bir ülke yapacağız. Onun dehası ve aklı ne olacak? Komünizmi ileri taşımaya devam edecek. Ne yapıyor? Burada drift defense, power gain, political power, gain based stability. Bakın stability vesaire ilgili daha güzel şeyler veriyor. Political power'ı da 50 veriyor. Öteki 25 veriyordu. Stability veriyor. Stalin anayasasıyla yolumuza devam edelim. Stability falan çok önemli öncelikle. Türkiye boğazları istiyor. Mustafa Kemal Atatürk Türk boğazlarının tamamen Türkiye'nin yönetimine geçmesini istiyor. Ancak Türk hükümetine bunu verirsek bu bizim için tehlikeli olur. Bu kesinlikle kabul edilemez. Türk hükümeti bizim kendi şeylerimizi, donanmamızı Karadeniz'de tuzağa düşürebilir. Politik olarak istedikleri zaman biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'na biz girerken de Yavuz ve Midilli diye iki tane Alman gemisini Yavuz ve Midilli diye isimlerini değiştirip şeyi bombalamıştık. Sivastopol limanını bombalamıştık Karadeniz'de. Öyle bir girişimiz vardı. Onu halen unutmadı Ruslar. Bir an önce orduyu mobilize et var. War support'umuzu artırıyor. The farcical circus matters little to us. Bizi çok ilgilendirmez diyor. Bu aslında güzel bir fırsat da veriyor bize. Aslında yemiyoruz. Yani biz bir an önce silahlanmaya geçeceğiz ama savaş açma yemez. Şurada da bu arada TBMM ile işte devrim hükümeti arasında gibi görüşmeden fotoğraflar var. Şu Atatürk mü acaba? Bakın ilk işte komünistlerin şapkalarına benziyor. Lenin'in şapkasına falan benziyor. Kızıl Ordu'nun miğferleri. Orduyu silahlandıralım dersek war support'u bence biraz arttırırız. Ama bir şekilde de geri adım atacağız. Türkiye silahlandırdı bile orayı. Turkey compromises on the remilitarization of Straits. Görüşmelerden sonra Türk hükümeti boğazların kontrolünü almayı ve bütün uluslara serbest geçiş yapmayı Karadeniz kıyısındakini kabul etti. Çok fazla protesto yapılamadı. Bulgaristan, Romanya vesaire de işte geçiş hakkı aldı falan diyor. Neyse biz buradan bedavadan
Borsa portumuzu arttırdık. Önemlidir borsa port. İtalya'da Etiyopya'yı aldı. Dünya tansiyonunu arttırdı. Devam edelim bakalım. Evet, ilk 20 dakikayı tamamlıyoruz oyunda. Gördüğünüz gibi henüz oyunun başındayız. Ve olaylar olaylar. Yakında ortalık kızışacak. Evet, Modify Government. Şimdi ne yapabiliyoruz? Teorist veyahut da komutanlardan birini verebiliyoruz ama ben komutanları değil de şunun 150 olmasını bekleyip diğerlerine getireceğim. Bu arada şimdiden videoyu izleyenler abicim şuraya Mareşal'e tek atasana bütün sınıra falan diyor olabilirler. Çok fazla supply sorunumuz yok. Savaşa kadar da çok öyle bir derdimiz yok. Orduyu daha düzenleyeceğiz. Daha savaşa çok var. Aa, bu arada Industrial Concern'de ya bir şey yapamıyoruz. Pekala. Casuslarımız araştırmaya devam etsinler. Oyunu da bir durduralım. Army Department. Joseph Stalin Concerned About Factionalism. Fraksiyonculuktan tedirgin oldu diyor Joseph Stalin. He, paranoya sistem is now active. Şimdi paranoya başlıyor. In a recent session of Central Committee, yani Merkez Komitesi tarafından Joseph Stalin büyüyen bir parti içerisinde büyüyen bir fraksiyonculuk yani hizipçilik parti içerisinde farklı gruplaşmalar olduğundan şikayet etmeye başladı. Komitenin bütün üyeleri işte ne diyor? Assuring of their full and unconditional support. Ha, diyor ki partinin bütün üyeleri tamamen ve işte kayıtsız şartsız biz sana destek veriyoruz dese de Joseph Stalin buna çok aldırış etmedi. Yoldaş Joseph Stalin'e göre dikkat etmeliyiz sabatörlere ve ülkemizi yıkmak isteyen, devlete kumpas kurmak isteyenlere karşı hangi pozisyonda olursa olsun diyor. Bu parti içerisinde birçok kişi için bir sürpriz oldu ve de partinin Troçki'nin sürgünüyle birlikte bölünmeye başladı, tehdidini oluşturdu. Evet, buradan itibaren paranoya sistemi başlıyor. Political paranoya kararları çıkıyor. İdeolojik drift defansımız %10 artıyor ve paranoya da haftada bir artacak. İşte bu No Step Back DLC'sinin kendine özgü mekaniği nasıl olduğuna bakacağız. Political Advisors with the Trade Head of NKVD will increase political paranoia weekly. Evet, NKVD'nin başı özelliği olan political advisor'lar da political paranoyayı arttıracaklar. Bir tane casus bulabiliyoruz. Kim Philby biliyorsunuz, meşhur casus. Özellikle Soğuk Savaş ve atom bombasının nükleer silahın gizli bilgilerinin elde edilmesinde önemliydi. Ama Makoyeve'yi alalım. Makoyeve de ne yapsın? Boost ideoloji, propaganda vesaire. Boost ideoloji yapsın. Şimdilik yapamıyor muyuz? Ha, bu yabancı ülkede yapılan bir şey. Kendi ülkemizde control trade, diplomatic pressure. Network kurma işi yapabiliriz. Kime karşı yapılabilir? Aslında çok fazla bir şu an yapılabilecek bir şey yok. Karşı istihbarat da beklesin ya. Çok bir şey yapmasına gerek yok. Pekala. Hemen şu mekaniğe bakalım. Bu arada ülkede %88 Komünist Parti var. %10 Demokratlar var. Ve %1 de Faşist Parti var. Konstantin Rodzayevski. Bunların ne olduğuna da bakacağız. Şimdi decision kısmına gelelim. Evet, political paranoia mekanizması bu. Bunun nasıl işlediğini şimdi birlikte bir inceleyelim. Ben de ilk defa görüyorum bunu. An atmosphere of suspicion and mistrust hangs over the Soviet Union. Diyor ki şüphe ve güvensizlik atmosferi Sovyetler Birliği'nin her tarafını sardı diyor. Joseph Stalin'in bu fraksiyonlaşma, bölünleşme ile ilgili şüpheleri parti içerisinde sayısız suçlamaya ve işte sabotaj, yıkım gibi suçlamalara neden oldu. NKVD de işte istihbarat servisi de bunu araştırmaya başladı diyor. Şimdi ne diyor bunun açıklama kısmında? Paranoya
25'in üzerinde diyor. Ha, 25'in üzerine gelirse tasfiye olayları gerçekleşir. Yüksek paranoya olursa yani paranoya yüksek seviyede kaldığı sürece diyor, şu an %0, haftalık %2 artıyor. Paranoya ne diyor? Yüksek seviyede kalırsa tasfiye olayları gerçekleşir, eventler gelir diyor. Eğer 75'in üzerine gelirse Great Purge, büyük tasfiye gerçekleşir diyor. Certain focus, decisions and effects will make paranoia immediately increase, decrease and certain advisor and currently leader traits will slowly increase paranoia over time. Diyor ki, fokuslarla, decisionlarla ve bazı efektlerle paranoya doğrudan hemen artar veya azalır. Veyahut da bazı advisorlar ve ülke liderlerinin özellikleriyle de paranoya azalabilir. Yani ister arttırabiliriz, ister azaltabiliriz. Biz çoğu zaman arttırmaya çalışacağız. Çünkü rakiplerimizi tasfiye edeceğiz Stalin'le. Completing the focus, the block of rights and Trotskyists will remove the paranoia system. Evet. Hakların bloku ve Troçkilerin national focus'u varmış. Onu tamamladığımızda bu olaylar bitiyormuş. Muhtemelen bunun sonundaki bir olay olması lazım. Time to search the block mıydı? Block yazalım. Ha, şu işte. Şuradan National Focus'u da bulabiliyorsunuz. Şuraya geldiğimizde bu tasfiye olayları bitmiş olacak. Tabii bunları da bir an önce yapmak gerekirken, buraya da gelmek gerekirken paranoya artacak ama ülkeyi de bizim bir geliştirmemiz lazım bir açıdan. Bir yandan da bunları da yapmamız lazım. Çok fazla National Focus var. Yani bu Red Fleet, Kızıl Donanma, Hava Kuvvetleri, bunlarla nasıl ilgileneceğim? Bir yandan endüstriyi nasıl arttıracağım? Bunların hepsi önemli meseleler. Çok fazla National Focus var. Bakalım nasıl ilgileneceğiz bununla. Her neyse. Şeyi okumaya devam edelim. Paranoya olayı bu. Şu an %0. Ve political power'la da bazı şeyleri değiştirebileceğiz. Mesela Ford Satisfactory of Production Reports. Latest production reports have been slightly concerning. Expected figures achieved due to the action of saboteurs. Ha, muhtemelen bu işte üretim raporları var. İşte fabrikalardan çıkan üretim şeyleri. Bunları sabote eden şeyler var. Bunları biz tasfiye etme yoluna gidebiliriz. Bunu yaptığımızda political paranoyayı %20 azaltıyor. Bir sonrakinde 180 gün sonra geçerli oluyor ve 90 için consumer good factories %2 oluyor. Inspection and Administration, Army, Navy, Air Force. Evet. Soruşturmalar yürütüyoruz. Bu soruşturmalar İçişleri Bakanlığı'nda, Ordu'da, Donanmada ve Hava Kuvvetleri'nde olabiliyor. Yerel ve merkezi işte yönetimlerdeki potansiyel sabatörleri, hainleri bulacağız kafasında gidiyorlar. %33 şansla advisorlar suçlanıyor ihanetle. %33 şansla sivil memurlar arasında işte bir kumpasla suçlama olabiliyor. %33'te NKVD'nin içinde bir sadakatsizlik mi var acaba? Yani bulamıyor da olabilirler. Bu mesela political paranoyayı düşürüyor. Ordu içerisinde yapabiliyoruz. Yine aynı muhabbetler. Akademi, ordu akademisinden şüphelenilebiliyor. Donanmada da benzer bir şekilde var. Bunlar political paranoyayı düşüren şeyler. Şey karşılığında bunu yapabiliyoruz. Political power karşılığında. Bakalım haftalık %2 artacak. Çok fazla artmaması lazım. 25'in üzerine çıkarsa purge olayları başlıyormuş. 75'in üzerine çıkarsa da Great Purge eventleri başlıyor. Acaba bilerek Great Purge için bu olayları tetiklemeye mi çalışacağız? Ondan da emin değilim. Research speed önemli. Bize 229 gün kaybettirecek ama önem taşıyor. Pekala. Modify government. Özellikle şuraya political advisor'lardan birini getirmek istiyorum. Kalinin falan gidebilir. Öyle bir tehlike var. Şöyle bir 150 olsun.
Cezaevindeki adamlar da var. Şunlar gelmiyor zaten. Bunlar muhtemelen demokratlar, faşistler, Bukharin, Troçki. Bunlar falan var. Bunları yapamıyoruz. Getirebileceğimiz Kalinin var ama Kalinin'i falan da biz harcıyorduk sanki ya. Şimdi nasıl olacak göreceğiz. O %8 oldu bile. Paranoya metre burası. İkinci Londra donanma anlaşması. Okey. Şu Kalinin'i bir getirelim bence. Kalinin'i getirip tam bir tasfiye olmasın. Kalinin'i götürmeyelim. Çünkü bizde başka political power verecek bir eleman yok. Ah pardon, stability veriyor Kalinin. Kruşçev. Bizim şey NKVD şefi. Neyse bir 150 olsun bakalım. 150 olunca kimi alacağımıza bakarız. Molotov nerede? Ona bakmak lazım. Neyse bu video bu kadar olsun. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.